Sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarımız, kıymetli misafirler, çok değerli Konyalı hemşehrilerim, değerli basın mensupları. Konya ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından tamamlanan yatırımların açılışını yapmak üzere düzenlediğimiz toplu açılış törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bölgemizde ve dünyada yaşanan bütün istikrarsızlık ve olumsuzluklara rağmen Zat-ı Ali'nizin liderliğinde yürütülen kalkınma hamlesi hız kesmeden devam etmektedir. Bu çerçevede ülkemiz genelinde hayata geçirilen devasa yatırımlardan da Konya'mızda payına düşeni almış, tarihin, medeniyetin, sevgi, huzur ve hoşgörünün merkezi Hazreti Mevlana'nın şehri, kadim başkent Konya'mız son 15 yıl içerisinde büyük bir atılım içerisine girmiştir. Bu süre zarfında Konya tarımdan sanayiye, ulaştırmadan haberleşmeye, eğitimden sağlığa, kültürden turizme kadar her alanda büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmede ilimizde gerçekleştirilen kamu yatırımlarının büyük bir payı vardır. Yıllarca bizlerin hayallerini süsleyen birçok proje Zat-ı Ali'nizin özel ilgi ve talimatlarıyla ardı ardına hayata geçmektedir. Konya Ankara, Konya İstanbul yüksek hızlı tren projeleri, 1000 kilometreyi aşan bölünmüş yollar, Göksu'nun Akdeniz'e kavuşan suları, Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı, havalimanı yeni terminal binası, Yeni Konya Stadyumu, Spor ve Kongre Merkezi, Konya Bilim Merkezi, hastane binaları, üniversiteler ve okul binaları, adliye binaları gibi birçok yatırımın hizmete alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, 2023 hedeflerimize ulaşabilmemiz, ülkemizin ve Konya'mızın kalkınması, insanlarımızın daha iyi hayat şartlarına kavuşması için merkezi idare birimlerimizle, mahalli idarelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla hep birlikte var gücümüzle çalışarak sizlere ve aziz milletimize layık olma gayreti ve azmi içerisindeyiz. Bugün açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz 1 milyar 364 milyon Türk lirası değerindeki eserlerimizin Konya'mıza, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. İlimizi şereflendiren başta Zat-ı Ali'niz, Sayın Başbakanımız, değerli bakanlarımız ve kıymetli misafirlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve meydanı dolduran kıymetli hemşehrilerime en derin saygılarımı ve şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer Konyalı hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım açılış törenini katılımlarıyla onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akgüre'yi kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Konya'ya hizmeti ibadet telakki ediyoruz diyen, Konya'mızın bütün eserlerinde imzası bulunan
Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Konya'mıza önemli hizmetlerde bulunan Sayın Başbakanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Başbakanı, Başbakan Yardımcımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, Mevlana Meydanı'nı hınca hınç dolduran Konyalı hemşehrilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bugüne kadar Konya'mıza her defasında eserlerle geldiniz. Konya'mızın kadim problemleri olan atık su arıtma tesisinden kültür merkezine, duble yollardan sivil havaalanına, aprona, hızlı trenden daha nice esere imza attınız. Bugün de hamdolsun onlarca eserin açılışını sizinle birlikte Mevlana Meydanı'nda gerçekleştiriyoruz. Bütün kuruluşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye'mizin ve ilçe belediyelerimizin yaklaşık olarak 700 milyon liralık eserinin de açılışını yapıyoruz. Konya'mız adına hayırlı olmasını diliyor, sizlere, hükümetimize, Konya'mız adına şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu meydan Mevlana Meydanı. Bu meydanı zat-ı aliniz birçok eserin toplu açılışıyla birlikte açmıştınız. Sonra bu meydan aynı zamanda Milli İrade Meydanı haline geldi. 15 Temmuz FETÖ ihanetinden sonra bu meydan haftalarca Konyalı hemşehrilerimiz tarafından milli iradeye destek için, demokrasiye destek için, Cumhurbaşkanımıza destek için yanındayız diyerek sabahlara kadar günlerce dolu kaldı. Bu manzara haftalarca Mevlana Meydanı'nda sergilendi. 2023, 2053, 2071 hedeflerinizde de Konyalılar olarak tüm Konyalı hemşehrilerimizle bugüne kadar olduğu gibi yanınızda olduğumuzu, destekçiniz olduğumuzu ilk yapılan seçimlerde de, ilk yapılacak seçimlerde de Konyalılar olarak hep birlikte bu duruşu göstereceğimizi bu vesileyle bir defa daha belirtiyor, teşrifiniz nedeniyle şükranlarımı arz ediyor, tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyüre'ye konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere eski Başbakan Konya Milletvekili Sayın Ahmet Davutoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Başbakan, değerli bakanlar, bu davanın omurgasını teşkil eden aziz başkentimizin değerli hemşehrileri, aziz hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hazreti Mevlana'nın huzurundayız. Bu şehrin değil sadece, Anadolu'nun, Balkanların, Kafkasların ve bütün bir insanlığın manevi tecelligahındayız. Bu özel mekanda, bu güzel vesileyle bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah Hazreti Mevlana'nın düşüncesini, imanını, vicdanını, sevgisini, vefasını bütün dünyaya yayanlardan eylesin bizleri. Allah onun yolundan ayırmasın. Onun maneviyatından, onun ilkelerinden, onun vakarından ayırmasın, koparmasın. Bugün bir kez daha birçok hizmetle birlikte aziz Konya'mızın huzurundayız. Konya siyasetimizin omurgasıdır. Hem Türkiye siyasetinin hem de dünyaya verdiğimiz bütün mesajların merkezidir Konya. Bu sebeple de her türlü hizmeti en iyi şekilde hak etmektedir. Bugün Konya'mıza gelen bu hizmetler, açılan hastaneler, okullar, yurtlar vesilesiyle bir kez daha Konya kendini hizmet mekanı olarak gösteriyor. Bu hizmetlerin, bu yatırımların devreye girmesi, hayata geçmesi için gayret sarf eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarıma Konya adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Konya'da bir nöbet değişimi oldu. Konya'yı geçmişte meclisimizde vakarla temsil eden Hasan Hangı kardeşimiz Konya İl Başkanı oldu. Konya'yı temsil en büyük şereftir, en büyük makamdır. Kendisine ve bütün ekibine başarılar diliyorum. Görevini onurla, vakarla tekmil eden Sayın Musa Arat'a ve ekibine de gerek iki genel seçimde, gerek referandumda ama en önemlisi de 15 Temmuz gecesi Konya'ya ağa kaldıran vakur duruşları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Konya her zaman bu davanın başkentidir, başkenti olmaya devam edecektir. Konya her zaman siyasette savunduğumuz değerlerin tohum olarak ekildiği topraktır ve bu değerlerin çınar olması için, bu değerlerin bütün insanlara kol kanat germesi için çalışmaya devam edecektir. Bu duygularla tekrar Sayın Cumhurbaşkanıma ve bütün arkadaşlarımıza, Sayın Başbakan'a hoş geldiniz diyorum. Hizmetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Eski Başbakan Konya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Davutoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun, var olun. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, değerli bakan arkadaşlarım, milletvekillerim, sevgili Konyalılar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, sevgili gençler, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Cumhurbaşkanımızla beraber Selçuklu'nun başkenti Konya'dayız. Buradan Konya'nın bütün ilçelerine, köylerine, beldelerine selamlarımızı gönderiyoruz. Konya'nın manevi mimarı Mevlana Hazretlerini, Şems-i Tebrizi'yi, Sadreddin Konevi'yi
ve bütün manevi zatları şükranla, muhabbetle selamlıyoruz. Hepinizin gönlünde müstesna yeri olan hocamız Profesör Doktor Necmettin Erbakan'a da rahmet ve şükran duygularımızı iletiyoruz. Evet, bugün sevginin, ilmin, irfanın başkentindeyiz. Her zamanki gibi Cumhurbaşkanımızın geleneğine uygun olarak Konya'ya elimiz boş gelmedik. Bugün toplam tutarı 1 milyar 400 milyon olan 50 adet projenin açılışı için birlikteyiz. Bu eserler Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Konya'ya, Türkiye'ye bu hizmetleri yaptığımız için bahtiyarız, mutluyuz. Konya her zaman bizim davamıza omuz verdi, destek verdi. Bu kutlu yürüyüş, bu gelenek Konya'ya çok şey borçludur. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız yola çıkarken AK Parti siyasetini başlattıktan sonra ona, bize, bu harekete ilk önce bağrını açan Konya'dır, Konyalılardır. Siz değerli hemşerilerimizsiniz. Her zaman yanımızda oldunuz. 16 Nisan halk oylamasında da Konya %73 destekle güçlü bir şekilde evet dedi. Cumhurbaşkanlığı sistemine evet dediniz. Yine Cumhurbaşkanımızın seçiminde %75 destekle rekor bir oy verdiniz. Allah sizden razı olsun. Konya 15 Temmuz gecesi bu meydanda alçak FETÖ darbesine karşı büyük bir imanla kadın, erkek, genç, yaşlı meydana indiniz. Demokrati nöbetlerinde Türk milleti kabul etmez illeti dediniz. Bir olduk, beraber olduk. FETÖ'cü hainlerin, onun arkasındaki şer odaklarının da tezgahını bozduk. Allah hepinizden razı olsun. Hiç merak etmeyin. Hesaplarını en ağır şekilde veriyorlar. Allah'ın izniyle bu yiğit milletin bileğini asla bükemeyecekler. Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam edeceğiz. Birlikte Türkiye olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili kardeşlerim, bugün 50 adet projenin toplu açılışını yapıyoruz. Bunların içinde konutlar var, spor tesisleri var, tarım yatırımları var, su projeleri var, okullar var, hastaneler var ve üniversitelerde derslikler var. Konya'nın ihtiyacı olan
her türlü hizmet bu açılışlarda var. Bugün Akşehir Yaylabelen Barajı'nı hizmete alıyoruz. Selçuklu'da yaklaşık 117 milyon değerinde kongre merkezini, Meram'da sosyal tesisler, sağlık merkezini, Karatay'da hanım kardeşlerimiz için lokaller, Beyşehir, Çumra, Ereğli, Karapınar, Derebucak, saray önünde yol ve cadde düzenlemelerini yapıyoruz. Alın Ekin, Çeltik, Kulu, Selçuklu, Güney Sınır ilçelerinde yapımı tamamlanan hastaneleri açıyoruz. Bütün bu eserler Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli kardeşlerim, Konya'yı geleceğin marka şehirlerinden biri haline yapmak için 15 yıldır durmadan, yorulmadan çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü Konya bizim baş tacımız. Burada Konya'ya neler yaptığımızı anlatmaya zaman yetmez, kelimeler yetmez. Konya bizi bilir, biz Konya'yı biliriz. 15 yılda Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın mimarı olan Konya'ya 40 milyar lira yatırım yaptık. Biliyorsunuz aziz Konyalılar, sizlere bugüne kadar ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Konya 15 yıl önce bölünmüş yol miktarı ne kadardı? Bir hatırlayın. 15 yıl öncesine gidelim. 150 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Şimdi 1000 kilometreyi geçtik. İşte hizmetin adı bu. Fazla söze hacet yok. Bildiğiniz gibi Konya ticareti, sanayisi, ulaşımı için çok önemli olan çevre yolunun yapımına başladık. Bu yıl sonunda Karaman Ereğli bağlantısı tamamlanmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Seydişehir Manavgat arasındaki Tınaz Tepe tünelleri de yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli hemşerilerim, 15 yılda 19'u hastane olmak üzere 74 sağlık tesisini yaptık, hizmet aldık. Şimdi bir adım daha atıyoruz. Buna ilaveten dev bir şehir hastanesini Karatay'da Konya'ya kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yeter mi Konya'ya? Yeter mi? Dahası var. İnşallah Aralık ayında merkezde 600 yataklı numune hastanesini, 250 yataklı Ereğli, Beyşehir, Şehidişehir'de de birer hastaneyi yaparak açılışa hazır hale getireceğiz. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin tıp fakültesini de 2018'de tamamlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. 21 kilometre uzunluğundaki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram metro hattının da projelerini bitirdik.
İnşallah yapımını da başlayacağız. Biliyorsunuz 55 bin metrekare alana sahip yüksek hızlı tren garı temelini Ağustos'ta atmıştık. İnşallah önümüzdeki sene yine Konya yüksek hızlı tren garının da tamamlamış olacağız. Konya Karaman hızlı trenini de önümüzdeki sene açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi saymakla bitmiyor. Sizin sabırsızlıkla Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, liderimizi beklediğinizi biliyorum. Onun için de sevgili Konyalılar, konuşmamı burada tamamlarken diyorum ki hiç merak etmeyin. Allah'ın izniyle Konya'mıza, ülkemize bugüne kadar nasıl hizmetler yaptıysak, nasıl Konya'ya hızlı treni kazandırdıysak, mavi tüneli kazandırdıysak, bundan sonra da her türlü hizmeti yapmaya devam edeceğiz. Siz müsterih olun. Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. 2019'a Konya hazır mısın? Hazır mıyız? Allah sizden razı olsun. Bu duygularla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Açılan eserlerin Konya'mıza, sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şöyle bayraklarımızı görebilir miyiz lütfen? Bütün bayrakları görmek istiyoruz. Vakit tamam, hazır mıyız Konya? O geliyor, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı. Türkiye sevdalısı lider, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Büyüyen, kalkınan, gelişen güçlü ülkemizin güçlü lideri, Anadolu'nun iyi evladı, milletimizin onuru, ülkemizin gururu, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte lider, işte Konya. Teşekkürler Konya. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatı, Türkiye sevdalısı lider, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Azınlara sırdaş olan gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Oh,
Konya. Sevgili Konyalılar. Değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından bir kez daha sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 16 Nisan halk oylamasında %73'lük evet oranıyla büyük, güçlü, müreffeh Türkiye mücadelemize tarihi bir destek veren Konya'ya, tüm Konyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Siz bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Bu yolda hep beraber yürüdük. Bundan sonra da beraber yürümeye var mıyız? Var mıyız? Ne diyorduk? Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gidecek miyiz gündüz gece? Sağ olasınız. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. Konya'dan 2019'da yapılacak seçimlerde tüm Türkiye'ye örnek olacak şehrimizin tarihi ve manevi ruhuna uygun bir netice bekliyorum. Bunun için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Türkiye'nin güney sınırlarından ekonomisine kadar her yerden kuşatılmaya çalışıldığı bir dönemde üzerimizde oynanan oyunları ancak bu şekilde bozabiliriz. Az önce Sayın Başbakan da söyledi. Ne yapacağız? Gençler, ne yapacağız? Bir olacağız. Hep birlikte iri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Olacağız ki o senaryoları yırtıp atabilelim. Bunu Çanakkale'de yaptık, öyle mi? Bunu Kurtuluş Savaşı'nda yaptık, öyle mi? Bunu 15 Temmuz'da yaptık, öyle mi? İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı iradeyi, aynı kararlılığı, aynı cesareti ortaya koyacak ve ülkemizi aydınlık geleceğine hep birlikte taşıyacağız. Ne diyor o güzel Konya türküsünde? Gençler, o güzel Konya türküsünde ne diyor? Atı olan el atına biner mi? Yiğit olan ikrarından döner mi? Bunu biliyorsunuz değil mi? Biz de Allah'ın izni ve yardımıyla sizlerin ve milletimizin desteğiyle ikrarımızdan dönmeyeceğiz. Konya, tek millet mücadelemizde bizimle mi? Konya, tek bayrak mücadelemizde bizimle mi? Konya, tek vatan mücadelemizde bizimle mi? Konya, tek devlet mücadelemizde bizimle mi? Rabbim sizlerden razı olsun. Öyleyse hep beraber tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Ve evvelallah dünyaya Türk'ün, bu Türk yurdunun inşallah şanını çok daha güçlü kılarak evvelallah bildireceğiz, duyuracağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kardeşlerim, bugün bu ziyaretimiz vesilesiyle
Konya'mızda tamamlanan ₺1,5 milyarlık yaklaşık yatırımların açılışını yapıyoruz. Konya'mıza, memleketimize hayırlı olsun. Bugünkü toplu açılış törenimizde eğitimde yapımı tamamlanan, bunların detaylarına girmeyeceğim, birçok eser var. Selçuklu Üniversitemizin ilave derslik binaları var. Spor tesislerimiz var. Sağlık tesislerimiz var. Toplu konut tesislerimiz var. Bütün bunlarla beraber bu konutları hamdolsun resmen sahiplerine dağıtıyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız Konya'da 400'ün üzerinde projeye toplam 386 milyon liralık destek sağladı. Orman ve su işlerinin yatırımları var. Değerli kardeşlerim, barajlarımız aynen devam ediyor. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın Altın Ekin Köprülü Kavşağı'nı, diğer bakanlıklarımızın da çeşitli yatırımlarını bugün resmen açıyoruz. Bakanlıklarımız Konya'yı bu yatırımlarla şenlendirir de belediyelerimiz durur mu? Belediyelerimiz de koşuyor, koşuşturuyor. Maşallah onlar da pek çok yatırımı hayata geçirmiş durumdalar. Büyükşehir Belediye'mizin kanalizasyondan parka, cadde inşaatlarından kuyu ve su depolarına kadar 513 milyon liralık yatırımlarının da resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Belediye'mizin yatırımları var aynı şekilde. Meram Belediye'mizin yatırımları var. Bunlar da devam ediyor. Ve belediyelerimiz birbiriyle hayırda yarışıyor. Niye? Çünkü Konya'ya bunlar yakışır. Şüphe var mı? Şüphe var mı? Yok. Asla. İnşallah. İnşallah Konya bir çekim alanı oluşturduğuna göre dünyanın değişik yerlerinden Konya'yı sürekli olarak ziyarete gelenler herhalde boşuna gelmiyor. Tüm bu yatırımların Konya'mıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, inşasında görev alan mimarından mühendisine, işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Tabii geçtiğimiz 15 yılda diğer 80 vilayetimiz gibi Konya'yı da nereden nereye getirdiğimizin en güzel şahidi sizlersiniz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda ve diğer alanlarda Konya'yı geleceğe hazırlamak için yaptığımız yatırımları kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Sadece şu mavi tünel bile özellikle su konusunda ne gibi bir adım attığımızın en büyük ispatıdır. Gördüğüm kadarıyla her yerde olduğu gibi Konya'da da şehir büyüdükçe trafik konusunda sıkıntılar da tabii artmaya başladı. Bunun için çevre yolundan metroya kadar yapılması gereken yatırımların hepsinin de farkındayız. Hükümetimizin ve belediyelerimizin işi yaptıklarıyla yetinmek değil, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, sıkıntılar, talepler karşısında çözümler üretmektir. İnşallah hem ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız hem de belediyelerimiz 2023 Konya'sı için proje üretmeye, bunları hayata geçirmeye devam edeceklerdir. Cumhurbaşkanı ve kardeşiniz olarak tüm bu konuların ve yatırımların takipçisi olacağımı, olduğumu bilmenizi isterim. Sevgili Konyalılar, yarın Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye bir asra yaklaşan Cumhuriyet tarihi boyunca inişli ve çıkışlı da olsa asla küçümsenemeyecek bir gelişmeyle bugünlere gelmiştir. Gönül daha ilerisini, daha iyisini,
daha güzelini elbette ister. Kazanabileceğimiz halde kaybettiklerimizin muhasebesini, değerlendirmesini hep yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Hataları ve eksikleri görmek başka bir şeydir. Bunlara takılıp kalmak bambaşka bir şeydir. Bizim yönümüz daima geleceğe dönük olmalıdır. Bununla birlikte geçmişimizi de çok iyi bilmemiz lazımdır. Tek parti döneminin bu ülkeye en büyük kötülüğü tarihimizi 1919'dan 1923'ten başlatma anlayışı üzerine kurulu bir eğitim sistemi inşa etmeye kalkmış olmasıdır. Halbuki 1923 yılı bizim binlerce yıllık kadim tarihimizde yeni bir nefesleniş, yeni bir ayağa kalkış dönemidir. Onun öncesinde koskoca bir devlet ve medeniyet birikimimiz vardır. Vatanımız olan Anadolu'ya elbette sıkı sıkıya sarılacağız. Ama bizim gönül dünyamızın sınırlarının bu toprakların çok ötesini kapsadığını da asla unutmayacağız. Bunu biz unutsak bile oralardaki kardeşlerimiz unutmadı, unutmuyor. Bugün Pirenelerden Himalayalara, Karadeniz'den Hint Okyanusu'na kadar geniş bir coğrafyaya gittiğimizde her yerde hüsnü kabulle karşılaşıyorsak sebebi işte budur. Geçen haftalarda Sırbistan'a gittim ve Sırbistan'da gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı ve kabinesi gece saat 1'de bizi havalimanında çok farklı bir şekilde karşıladılar. Ve ertesi günde ayrılırken yine gece geç saatlerde bizi aynı şekilde uğurladılar. Beraber birlikte Novi Pazar'a gittik. Sancağa. Aman ya Rabbi. Oradaki o coşku, o heyecan, o ilgi, o alaka unutulur gibi değildi. Neden? Çünkü burada tarihin, evet, kaydı vardı. O tarihi kaydı bir kenara koymak mümkün değildi. Gençler, yıllarca bizi bu gerçeklerden, bu vizyondan uzak tuttular. Sayın Vučić'le biz orada şöyle Tuna Nehri'nin yamaçlarına çıktık. Tuna Nehri'nin yamaçlarına çıktığımızda oradaki Sırp vatandaşlar Sayın Cumhurbaşkanları bizi gerçekten farklı bir şekilde karşıladılar. Ve oradan Tuna Nehri'ni izledik. Hep söylemez miydik? Tuna Nehri akmam diyor. Değil mi? Etrafını yıkmam diyor. Ya bunlarla büyümedik mi biz? Bunlarla büyüdük. İşte orada da hakikatini gördük. Türk milletinin yeniden gerçek gücünün ve sınırlarının farkına varması karşısında adeta birileri kudurmuş durumdalar. Türkiye artık gücünün, imkanlarının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir. Türk milleti yüzlerce milyon kardeşiyle birlikte yeniden kurulan dünyada hak ettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Buna var mıyız? Burada aynı düşünceye var mıyız? 7'den 70'e kadınıyla erkeğiyle bu kararlılığı ortaya koymamız lazım. Geçtiğimiz 15 yılda 3 kat büyüyen Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına kim engel olabilir ki? Onlar bizi engellemek istiyor ama biz yürüyoruz. Onlar bizimle ilgili büyüyemez diyorlar. İşte bakın, ilk yarıda bu yıl %5,1 ne yaptı Türkiye? Büyüdü. İnşallah yıl sonu itibariyle bu büyüme %7'yi bulursa hiç şaşmayın. Hepsi abonde ne olacaklar?
Çalışıyoruz be. Koşuyoruz be. Daha iyi olacak. Milletçe koşuyoruz. Yürüyeceksin millet. Yürüyecek arkandan. Milletimiz kafasında oluşturulan suni duvarları da, ayaklarına zoraki geçirilen prangaları da hamdolsun söküp atmıştır. Tıpkı 15 Temmuz zaferi gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte işte bu büyük devrimin işaretlerinden biridir. Şimdiden 2019 Mart'ına hazır mısınız? 2019'un Kasım'ına hazır mısınız? Başkanlık sistemi için o reformu yapmaya hazır mıyız? Bu çok önemli. Gerek terörle mücadelede, gerek 15 Temmuz'da, gerek sınır ötesi operasyonlarımızda, Fırat Kalkanı'nda, İdlib'de, evet, varız. Niye varız? Mağdurların, mazlumların olduğu yerde biz varız. Hayatları pahasına mücadele eden, şehit olan, gazi olan kardeşlerimizin hiçbirinin de fedakarlığı boşa gitmiyor. Gazel olmuş sıra sıra söğütler, dağ ardında unutulmuş şehitler, hürriyete sevmen giden yiğitler, iki gidip bir geliyor kardeşim. Evet. Evet. İki gidip bir geliyor kardeşim. Yiğitlerin iki gidip bir gelmesi pahasına yürüttüğümüz bu mücadele sayesinde Türkiye evlatlarının alın teri, şehitlerinin kanı, gazilerinin cesareti üzerinde kendisine yeni bir gelecek inşa ediyor. 2023 Türkiye'si bu geleceğin ilk adımıdır. İnşallah onu gençlerimiz, evlatlarımız, çocuklarımız tarafından hayata geçirilecek olan ne izleyecek? 2053, 2071 izleyecek. Biz göremeyeceğiz. Ama inşallah sizler göreceksiniz. Eyvallah. Konya, tarih boyunca hep kurucu, öncü bir şehir olmuştu. Önümüzdeki bu kritik dönemde de Konyalılar olarak yine ilk saflarda yer almaya var mısınız? Maşallah. Barakallah. Tebarekallah. Ne kadar güzel. Konya bir kez daha kurucu şehir olarak büyük Türkiye'nin inşasında önemli bir rol oynamaya hazır mı? Konya 2023 hedeflerini hayata geçirmeye kararlı mı? Konyalı gençler, ülkemizi 2053'e taşımaya hazır mı? Konyalı çocuklar, ülkemizin 2071 vizyonunu üstlenmeye hazır mı? Konyalı hanımlar, eşlerinin ve evlatlarının yanında bu mücadeleye en ön saflarda katılmaya hazır mı? Rabbim sana hamdolsun. Bu kulunu bu milletin bir ferdi olarak yarattın. Ve bu milletimin hizmetkarı olmak bizler için bir iftihar vesilesidir. Sizlerdeki bu heyecan, bu azim, bu ihlas olduğu müddetçe Allah'ın izniyle Türkiye'nin de Türk milletinin de sırtını kimse yere getiremez. Kardeşlerim, Türkiye'nin bu dirilişinden, bu silkinişinden, bu yükselişinden rahatsız olanlar terör örgütleriyle el ele verip önümüzü kesmeye, bizi yeniden kendi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Halbuki biz
gönlümüze çizilen hudutların darlığına isyan eden bir milletiz. Kükreyen bir milletiz. Türkiye'ye Irak'ta ne işin var? Suriye'de ne işin var? Somali'de ne işin var? Afrika'da ne işin var? Balkanlarda, Kafkaslarda ne işin var diyenlere sormak lazım. Peki sizin buralarda ne işiniz var ya? Öyle mi? Çünkü bunların derdi yok. Bizim derdimiz var, derdimiz. Biz dertliyiz. Biz buralardayız. Çünkü bizim bu coğrafyaların hepsiyle de çok güçlü tarihi ve insani bağlarımız var. Buralarda ağlayan her çocuğun gözyaşını silmek, başını okşamak bizim boynumuzun borcudur. Buralarda yüreğine ateş düşen her anne omuz vermek bizim asli vazifemizdir. Bir kadın izledim televizyon ekranında. Sizler de izlemişsinizdir. 4 yaşındaki bir yavruya boynuna ipi geçirmiş, yerde çekiyor. İzlediniz değil mi? Böyle ana olabilir mi? Düşünebiliyor musunuz? İşte biz onlara bile anında müdahale etmek durumundayız. İzleyemeyiz. Buralarda ailesinin ve ülkesinin geleceği için endişe duyan her kardeşimizle kafa kafaya verip çare aramak bizim asla ihmal edemeyeceğimiz bir görevimizdir. Binlerce, on binlerce kilometre öteden gelip buralarda yaptıkları işleri kendilerine hak görenler, bizim 911 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre Irak sınırında burada ne işiniz var diye bize soramazlar, bunu böyle biliriz. Oradan havan topları bize gelecek ve benim şehidim olacak. Burada ne işiniz var? Yok öyle şey. Yok öyle şey. Üstelik bu işi öylesine kirli bir şekilde yapıyorlar ki inanın bana onların adına biz utanıyoruz. Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı kana ve ateşe bulayanlar. İş bizim vatandaşlarımızın güvenliğine geldiğinde bir anda kavramları, tanımları, sınırları değiştiriveriyorlar. Demokrasi onlara başka, bize başka işliyor. İnsan hakları onlarda başka, bizde başka tanımlanıyor. Hukuk onlarda başka, bizde başka algılanıyor. Her türlü uluslararası kural, kaide, teamül onlara başka, bize başka uygulanıyor. Hani Üstad Necip Fazıl ne diyordu? Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa diyor ya. Evet, bu taksimi kurt bile yapmaz. Velev ki kuzulara şah olsa. Ama bunlarda böyle bir adalet yok. Biz de tüm dünyaya dönüp şiirin Cihan Şumul diliyle ve yine üstadın ifadesiyle diyoruz ki durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak, haykırsam kollarımı makas gibi açarak, durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden, çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Evet, bir yandan tüm insanlığı ortak kubbemizden gelen çatırtılar konusunda ikaz ediyor. Diğer yandan da kendi gücümüz ve imkanlarımız nispetinde gelişmelere müdahil olmaya çalışıyoruz. Artık hamdolsun bizim de silahlı, insansız uçaklarımız var. Artık acaba verirler mi demiyoruz. Artık biz yapıyoruz. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Hamdolsun. Daha neler olacak neler. Çalışıyoruz ya. Çalışıyoruz. Evet Allah. Daha iyi olacak. Yeter ki biz birbirimize inanalım.
Türkiye'nin haklı itirazlarına, kimi zaman terör örgütlerinin namluları üzerimize yöneltilerek, kimi zaman ekonominin araçları bir silah gibi kullanılarak cevap verildiğini çok iyi biliyoruz. Bu mesajları gönderenler emin olsun, hepsini aldık. Hepsini de devlet ve millet hafızamıza kaydettik. Hepsi de hesabını göreceğimiz gün geldiğinde çıkartılıp ortaya konulacaktır. Ama biz biliyoruz ki bu işler heyecanla ve fevri çıkışlarla değil, sabırla ve planlı programlı hamlelerle yürütülmek zorundadır. Yine de onlara Konyalıların bir türküsüyle şöyle ufaktan bir cevap vereyim. Kaydediyor musunuz? Hazır mısınız? Kaydediyorsunuz. Tamam. Gümüş cezveydim, kaynadım, coştum. Kendi yağımla kavruldum, piştim. Muhanet elinden gurbete düştüm. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı. Nasıl? İyi mi? Konya cevabı verdi mi? Verdi. Bizim artık mektuplara yazacak sözümüz kalmadı. Ama yapacak çok işimiz var. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Dikkatli ama kararlı adımlarla hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Suriye'deki ve Irak'taki gelişmeler bu politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. İnşallah bundan sonra yine dikkatli fakat çok daha süratli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Evet. Kardeşlerim, ben bu duygularla sizlere bir şey söyleyeceğim şimdi. Hazır mısınız? İlk günden bu yana söylüyorum ya, bugün tekrar söyleyelim. Hava zaman zaman rahmetini Rabbim bize lütfetti. Hazır mısınız? Bak gençler hemen uyandı. Şöyle elleri göreyim bakayım elleri. Maşallah. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Konya'yı hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkürlerimizi sunuyor ve Zat-ı Devletleri'ni bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Başbakanımızı, Sayın Başbakan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın TOKİ Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buraya alalım.
Hazır mıyız? Evet. 1,5 milyarlık yaklaşık tüm bu yatırımların Konya'mıza, Konyalılara, ülkemize, anacığım ellerinden öpüyorum. Ellerinden öpüyorum. Duadan unutma inşallah. Allah yar yardımcımız olsun inşallah. Ya Allah. Bismillah. Değerli hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışını kurduna kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup, siz saygıdeğer Konyalı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin başta Konya'mıza, şehrimize, ülkemize ve siz saygıdeğer hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Konya her zaman olduğu gibi bugün yine akın akın meydanlara geldi. Cadde ve sokakları, meydanları yine hınca hınç doldurdu. Ve hiçbir zaman yalnız bırakmadı Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastı. Teşekkürler Konya! Sırdaş olan gariplere, yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan gariplere, yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Erken saatleri itibariyle bu alanda görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlilerine, UMKE'ye, temizlik görevlilerine ve teknik ekibe çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun, en güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun,
var olun, Allah'a emanet olun. Milletten olan Recep Tayyip Erdoğan, göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Sözünü verin.